Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün dördüncüsünü çekiyorum favorilerim serisinin. Nisan çok çabuk geçti. Çok çabuk geçen bir aydı benim için. Buna rağmen çok fazla favori şeylerim oldu. Filmlerden diğer şeylere kadar. Şimdi o yüzden çok fazla lafı uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Evet, Nisan favorilerime başlayalım. Nisan favorilerime en sevdiğim filmlerle başlamak istiyorum. Bu ay çok fazla en sevdiğim film oldu. Çok güzel bir aydı filmler için. Öncelikle Güney Kore yapımı olan House of Hummingbird'den bahsetmek istiyorum. House of Hummingbird, Coming of Age film türünün bir filmi. O türde bir film. Ana karakterimizin ismini, ya ben gerçekten Uzak Doğu isimlerine çok kötüyüm. Yoon-hee diye hatırlıyorum ama kesinlikle emin değilim. Yoon-hee diye bir tane kızımız var. 13-14 yaşlarında falan. Ve film onu konu alıyor. Özellikle tanıştığı insanlar ve ilişkilerini çok fazla konu alıyor. Aile ilişkilerini, arkadaşlık ilişkilerini, Çince özel ders alıyor. Oradaki hocasıyla olan ilişkisini. Genel olarak Yoon-hee'nin birkaç olaydan sonra büyümesini konu alıyor. 5 üzerinden 4.5 verdim ve gerçekten çok fazla böyle hayat dersi alabileceğiniz türden bir film. Hani siz de Yoon-hee ile beraber büyüyorsunuz gibi hissettirdi en azından benim için. Mubi de var. Mubi de olması lazım. Aynen. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Ardından biliyorsunuz ki birkaç hafta önce değil. 2-3 gün önce. 2-3 gün önce Oscar ödül töreni yapıldı. Ödül sezonunda çok büyük filmlerden biri olan Sound of Metal'ı izledim ve mükemmeldi. Sound of Metal Nomadland'den sonraki en sevdiğim, en azından 2020-2021 Oscar ödül töreninde olan en sevdiğim film. Sound of Metal şunu anlatıyor. Ruben ve Lou, onlar sevgili ve aynı zamanda metal grubundalar, aynen beraber. Ve işte Amerika'yı falan turluyorlar. Film genel olarak Ruben'ın işitme kaybını anlatıyor. Ruben işitme kaybı yaşıyor. Ve aslında bu film boyunca Ruben'ın bunu kabullenmeye çalışmasını öğreniyoruz. Hani işaret dili öğrenmeye çalışıyor. Lou ile ilişkisini aynı zamanda tutmaya çalışıyor ama aynı zamanda hani bir baterist. O yüzden hani eski hayata nasıl geri döneceğini falan düşünmeye çalışıyor. Mükemmel bir film. Gerçekten çok çok beğendim. Ve hani yönetmenin ilk filmiymiş bu arada. Darius Marder. Adamın ilk filmi bu. Yuh. Yuh yani. Ardından film broların nasıl hala bunu izlemedin diyebileceği bir türden bir film var. Neyse ki favorim oldu bu film. O yüzden çok fazla laf işiteceğimi zannetmiyorum. Kill Bill Vol. 1. Quentin Tarantula'nın en iyi filmi benim için, en azından izlediklerim arasından. Black Mamba diye bir tane kadın var. Uma Thurman oynuyor. İntikam almaya çalışıyor. İntikam hikayesi yani. Evet. Genel olarak beğendim. Lucy Liu mükemmel. Evet. Ve bu ayki son izlediğim ve çok çok beğendiğim filmlerden biri de The Salt of the Earth diye bir belgesel. Bu belgesel fotoğrafçı Sebastião Salgado'yu konu alıyor. Belgesel birazcık PowerPoint sunumu gibi birazcık. Çok azıcık. Hani adamın fotoğrafları çok fazla ön plandaki olması lazım. Hani adamın fotoğrafçı olan bir adamın hayatı konu alınıyor belgeselde ama mükemmeldi yani. Adamın fotoğrafçılığı çok güzel. Adamın fotoğrafları mükemmel ve hani adamın tekrardan hani o fotoğrafları çekerken neler hissettiği, nasıl olduğu, ne yaşadıklarını falan anlatması, hani adamın fotoğrafları gerçekten konuşuyormuş gibi hissettim bana. O yüzden çok beğendim. Eğer hani izlemek istemiyorsanız bile ben Sebastião Salgado'nun fotoğraflarını gerçekten bir bakmanızı öneririm. Belki duymuşsunuzdur da hani bir tane Facebook'ta özellikle çok fazla vardı. Hani bir çift, Brezilyalı bir çift 2 milyon tane ağaç dikiyor. Böyle bir post vardı. Belki hatırlıyorsunuzdur. O adam o. Hani Sebastião Salgado o çiftin bir tanesi. Sırada en sevdiğim diziler var. Burada bu ay 2 tane dizi izledim. Çok çok beğendiğim. Daha doğrusu şöyle. Bir tane çok çok beğendiğim bir dizi izledim. Bir tane çok çok beğendiğim bir bölüm izledim. Onu açıklayacağım az sonra ama ilk başta bir diziye, genel olan diziye bir başlayayım. Normal People. Normal People'ın dizi versiyonunu bitirdim bu ay ve Pain. Genel olarak çok acı çektirdi bana Normal People. Genel yani 2 aydır Normal People övmeden bitiremiyorum, farkındayım. İlk başta kitabını okudum, sonra dizisini şu an öneriyorum size ama gerçekten Paul Mescal ve Daisy Edgar Jones mükemmelliği yani, gerçekten laf kabul etmiyorum. Normal People mükemmel bir dizi. Tekrar anlatayım ama Normal People İrlanda'da ki iki tane gencin hayatları boyunca birbirlerini nasıl etkilediklerini anlatıyor. Sesim kırıldı abi. Ya lanet olsun. Bu iki kişi Marianne ve Connell. Her bölüm ayrı bir acı, her bölüm ayrı bir sevinç. Yani bu nasıl bir dizi bu? Gerçekten bana hiç hissedeceğimi düşünmediğim şeyleri gösterdi. Ve buna üzüldüm. Sonra buna ağladım. Sonra başka şeylere sevindim. Yani bilmiyorum. Genel olarak çok
duygu roller coaster'ıydı benim için Normal People. Çok çok güzeldi. Eğer hala izlemediyseniz bir senesi olmuş. Ben tam birinci yıl dönümünde bitirdim diziyi. Bilmiyordum birinci yıl dönümü olduğunu da o denk geldi yani. Çok çok güzel bir dizi ve hani daha fazla öneremem. Evet. Normal People, muah. Evet, devam ediyoruz. Şimdi birazcık daha komplike olan şeye geçeyim. En sevdiğim dizi bölümüne geçeceğim şimdi. Biliyorsunuzdur, bir hafta önce tam neredeyse Netflix'te Shadow and Bone çıktı. Shadow and Bone kitap serisinin dizi uyarlaması. Ben Shadow and Bone'u tamamen beğenmedim. Sadece bir bölümden bahsetmek istiyorum. O bölüm benim için televizyon dünyasındaki en iyi 15 bölüme girer yani. O da 1. sezon 5. bölüm. Muah. O yüzden sadece 5. bölüm hakkında konuşacağım ve bu spoiler içerecek. O yüzden Shadow and Bone izlemediyseniz şuradan aşağıdaki halledeceğim onu. O böyle kısımdan geçme kısmı var ya, oraya geçebilirsiniz. Ama burada spoilerlı kısım olacak Shadow and Bone hakkında. Bir kere en baştan başlayayım. Ben Barnes'ı izlerken gerçekten kalbim pıt pıt, midemde kelebekler uçuştuğunu hissettim yani gerçekten. Neyse ve Darkling'i çok güzel oynadığını düşünüyorum adamı. Hani he understood the assignment. Öbür kısma gelelim. Darklina Wright abi. Darklina mükemmel. Ya şöyle bir şey diyeyim. Şimdi ben dediğim gibi kitap serisini okumadım. Sadece Kargalar Meclisi'nin ilk üç bölümünü falan okudum diyeyim size. Darklina'nın çok fazla böyle problematik şeyinin olduğunu da farkındayım. Ancak Alina dünyadaki en... Çok 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 basit bir karakter Alina ve Mel. Yani gerçekten. Hani böyle demek istemiyorum ama dünyadaki en basit ana karakterler. Özellikle Alina yani işte ben sıradan olmak istiyorum, ben kahraman olmak istemiyorum. Sonra gücünü fark ediyor ve sonra kahraman olmaya karar veriyor. Yani Katniss'e bir din hoş geldin yani. Alina çok sıkıcı bir karakter. Alina ve Mel'in ilişkisi de Malina işte o neyse Ship'te dünyanın en sıkıcı ilişkisi falan. O yüzden ben Darkling'in yani General Cregan'ın Alina'nın en azından karakterine birazcık böyle spice, birazcık tatlandırıcı kattığını düşündüğümden ötürü Darkling'e shipliyorum. Sonrasında diziyi bitirmemi sağlayan şeylerden biri zaten. Birincisi Ben Barnes'da, ikincisi de Kargalar. Yani gerçekten diziyi en çok onlar götürdü. Yani o kadar net eminim ki hani ben Kargalar olmasaydı o diziyi bitiremezdim. İneş, Kaz ve Jasper hani onun karakterler. Ve insanların neden Shadow and Bone yani Gölge ve Kemik serisinden ziyade Kargalar Meclisi serisini daha çok sevdiğini anlayabiliyorum. Çünkü en azından orada Spice yani. İneş ve Kaz'ı çok shipliyorum. Shadow and Bone hakkında bu kadar bahsedeceğim. Evet, şimdi şarkılara geçelim. Her zaman olduğu gibi bu şarkıların hepsini benim Spotify, güncel Spotify playlistinde bulabilirsiniz. Spotify reklamı. Evet, şimdi şarkılara geçelim. Evet, şarkılar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir şarkı seçimlerimi de. Evet, şimdi kitaplara geçelim. Bu ayki favori kitabım... Bu ay favori kitabım yok. Bütün ay boyunca Jane Austen'ın Emma'yı okumaya çalıştım. Bitirdim de ki kötü de değildi. Favorim olacak kadar beğenmedim. O yüzden sadece bir kitap okudum ve onu da beğenmediğim için de bu ay maalesef size kitap öneremeyeceğim. Her neyse, şimdi diğer kategorisine geçelim o zaman. Evet, diğer kategorisine hoş geldiniz ve bu ay ilk defa çanta söylemeyeceğim. Favori bir çantam yok. Bu ay diğer kategorisine sadece bir tane YouTuber önermek istiyorum. Aslında birkaç tane YouTuber önermek istiyorum. Bir tanesi Jack Edwards, öbürü de Uncarly, galiba öyle okunuyor. İkisi de Booktuber, yani kitaplar üzerinden video içeriği üretiyorlar. Kitap içeriği ne kadar üretebilir bir insan falan diye düşünebilirsiniz ama hani ikisi de çok değişik ve çok orijinal fikirler üretiyorlar ve gerçekten çok seviyorum ikisini de izlemeyi. Ve evet, Nisan favorilerim bu kadardı. Evet, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmişseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Birkaç haftalığına yok olabilirim çünkü Mayıs benim
tamamen sınavlarımın olduğu bir ay. Evet, şimdilik bu kadar. Abone olursanız çok sevinirim. Az önce video paylaşmayacağımı söyleyip sonrasında abone olursanız mutlu olurum demem de ayrı bir saçmalık ama. Neyse, evet, bugünlük bu kadar. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.